The Warriors want to sign it, so they're gonna trade you, man. Who knows, Ice? They can't trade you guys. You guys are the future of the team. You're the Florida Oranges or the Nectarines, whatever, man, or orange juice. They can't trade you guys. Ice, chill, bro. Well, I can't speak my mind in the shop. It's the shop. Why can't I talk about what I want to talk about? No, relax. We're not focused on that right now. I mean, you're right. Ice, they're making a mistake, man. Me and Jess are like the Jordan and Pippen 2.0. Hey, man, look, it's all good. Everybody knows I want to stay here, so I guess it's up to them. Yeah. We'll see what happens. See what happens. We want you here. I'll tell you that much. Yeah. Appreciate that, man. I mean, I don't know what it would be like getting a haircut someplace else. And I can't really afford to lose the business, so. That's what this is about for you, right? No, it's basketball reasons. It's also business reasons. That makes sense. I'm a barber, man. I do this for a living. Well, if I ever get traded, I'll tell you, I'll come back here just to get my hair cut. Well, that would be logistically stupid for you. Then I'll fly you out. Oh, yeah, that's great. Yeah, fly me out. That makes more sense. Thanks, man. Maça geçmeden önce bir duyurum var arkadaşlar. Dünyanın en iyi smaç basan takımının oyuncularından bir tanesiyle röportaj gerçekleştirdim. Hatta bir tane tepki videomda o arkadaşı sizlere tanıtmıştım. Turunculu arkadaş diyorduk. İnanılmaz smaçlar basıyordu. Ben bunu söylerken Coach K mesaj attı. Bu çok önemli bir gelişme. Çünkü yanlış hatırlamıyorsam onunla buluşunca kendi şut stilimizi oluşturma imkanımız oluyor oyunda. Hemen onunla buluşmaya gideceğim, hatta antrenmanı ve T-Sot buluşmasını kaçıracağım o yüzden. Direkt onunla buluşmaya gidelim artık, bu sahneler hemen böyle kararıyor, geliyor ve buluşmuş oluyoruz. Yani şimdi mi olacaktı yoksa bir sonraki buluşmada mı hatırlamıyorum. Bakalım, Bruce'dan mesaj geldi, evet. Şimdi geldi o özellik. Menüye giriyoruz, Options, Jump Shot Creator bölümünden istediğimiz gibi bir şut stili oluşturabiliyoruz ve bu tamamen ücretsiz. Oyuncunuzun 1 milyon hayranı olduğu zaman bu özellik aktif oluyor. Ben şu anda Baze'de Rudy Gay'i, Release 1'de Kobe'yi, Release 2'de de LeBron James'i kullanıyorum. Hızını ayarlayabiliyoruz. Animasyon karışımını ayarlayabiliyoruz. Mesela %48 Kobe, %52 LeBron olunca animasyon değişiyor. Ama ben mesela LeBron'u %100 yapınca tamamen LeBron olmuyor yine ama... Bir %50 yapalım bakalım. Bu arada siz de yorumlarda yazın hangi 3 oyuncuyu karıştırayım. Komik olabilir, eğlenceli olabilir ya da gerçekten çok güzel bir şeyler bulabiliriz. Çünkü çok özgürüz. Hani ücretsiz dediğim şu, normalde bir şut stilini kullanmak için onu satın almanız gerekiyor. Curry'nin ilki atıyorum 3000 VC ama bu yerde böyle bir şey söz konusu değil. Burada istediğinizi kullanabiliyorsunuz. Şöyle bir kaydedelim. Kaydettikten sonra direkt animasyonlardan... Herhalde bu isimle kaydedeceğiz karakterimize. Bir kupa da kazandım kendi şut stilimi oluşturduğum için, çok güzel. Evet, My Player Inventory'ye girdim. Buradan animasyonlarıma gireceğim. Buradan evet, ben 1-1-1 diye kaydettim, 111 diye. Ama sağda niye animasyon çıkmıyor bilmiyorum. Neyse, bir şut deneyelim. Yeni yani Rudy Gay, Kobe ve LeBron. Oo, ilk atışım excellent release. Yalnız güzel de görünüyor. Hani Rudy Gay'e alışık bir adam. Bununla gayet iyi işler yapabilir. İkinci atışım da excellent release. Stepless Center'dan hepinize merhaba değerli basketbol severler. Birazdan kendi evimizde kendi şut stilimizi deneyeceğiz ve Julius Randle sahalara ilk 5'e geri dönmüş. Ve maç başlıyor ama maçı anlatmaya başlamadan önce bir kere daha hatırlatayım. Evinizin önüne bir kap koyun. Bir kap yemek koymayı unutmayın. Tosunumuz sonunda ilk 5'e geri geldi arkadaşlar. Luke Walton galiba sesimizi duymuş. TJ Warren fast break şansı derken defensive stopper diye bir rozet kazandım. Good transition defense'i çok yapınca geliyor sanırım. 4-0 oldu bu arada. Kendi evimizde bir coşku yaşarız derken berbat bir başlangıç yaptık ama setlere sadık kalıyorum ben şimdilik. Julius Randle sırtını döndü, oynadı, atışı isabetli değil. Leandro Barbosa topu almıştı, tekrar geri verdi bana. Bir sakin olalım. 10'a 2 başlamamızın tek nedeni bu setleri denemem. Kişisel setlerde biraz sıkıntı çıkabiliyor ama takım setlerine alışmam lazım. Kendim bile attığımı düşündüm. Mozgov basket faulü aldı. 10'a 4 yaptı durumu Timofey Mozgov. Aa bak, bunu unutmuştum. Altıma tight giydim oyunda. Bence çok estetik görünüyor. 24 saniye bitmek üzere, şutumu tehdit ettiler ve excellent release'de cezalandırıldılar. Bu şut stili iyiymiş ha. İyi buldum yani.
İlk periyotta o kadar az süre aldım ki niye bilmiyorum, 2 sayı 2 rebound 2 asistle tamamlayabildim sadece. Çok ilginç. 24 saniye bitmek üzere Justice Young. Bir faul bekledim şahsen ben orada ama atışı isabetli Justice Young'ın. Çok garip bir oyuncu yani, 92 üçlüğü olmasına rağmen, boş üçlüğü olmasına rağmen bomboş üçlükleri bazen kaçırıyor ama bunları atıyor derken Brandon Ingram geçtiğimiz maçın kahramanı topu çalmıştı ve fast break'te smacı bastı. 10.000'de temizinden taraftar kazandım. 5'te 2 ile oynuyorum, 3 asist, 2 top kaybı, 4 sayıdayım. Yani bir yıldıza göre oldukça kötü istatistikler ama henüz maçın başındayız. Leandro Barbosa, NBA Live 2008'in en hızlı oyuncusuydu kendisi ama öyle bir pas yok. Julius Randle koşarsa alley-oop yapacağız ama kimse koşmadı derken Justice Young basket foul. Kendisine geldi herhalde Justice Young. İyi oynamaya başladı. Burada da faulü aldı. Atışı isabetli mi? İsabetli. Bu istatistiklerimin düşmesinin biraz setlerle de alakası var. Çünkü her zaman ben oynamıyorum topla. Julius Randle'ı bir kendisine getirelim şöyle ya. 24 saniye bitmek üzere. Mozgo, o Mozgo olmuş köşede. At lan Mozgo. At onu. 4-3. Mozgo. Niye denettim hiçbir fikrim yok ama atsaydı inanılmaz derecede güzel olurdu. Mozgov o kadar şaşırdı ki savunma yapmayı unuttu. İkinci çeyrekte de çok az süre aldım. Özellikle Bender ben yokken yardırmış galiba biraz. İkinci yarıda Bender önüne çıkmaya cesaret bile etmedi. Düşünsenize bütün çeyrekleri böyle 2-2-2 olarak bitiriyormuşum yani. 2 sayı 2 rebound 2 asistle bitirdim. 4 sayı 4 rebound 4 asistle bitirdim. Çok garip, Jared Dudley üçlüyü gönderdi. Bu da yani tabii ki de çok saygım var. Müthiş bir oyuncu sonuçta, NBA'de oynuyor ama Jared Dudley yıllardır ısınamadığım isimler arasındadır. Tam ondan bahsederken müthiş bir 2K dalga geçiyor benimle şu an. İlk yarı geride kaldı ve ben bak abartmıyorum 10 dakika falan sahada ya kaldım ya kalmadım, el üstü üçlüğüm isabetli. Galiba Luke Walton şu an kenardan alkışlıyor beni, ikinci yarıya sakladı. Ben de ya koçun yüzünü kara çıkarmamam gerek, o yüzden elimden geldiğince bu çeyrekte yardırmaya çalışacağım. Bledsoe çok belli ettin oraya pas atacağını. Yürü Mozgov. Evet. Fast break nedir? Ah be, Randle atsaydı sözümü yarıda kesecektim. Fast break nedir? Nasıl oynanmaz isimli videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Yani basketbolda hızlı hücum böyle oynanmıyor, oynanmaması lazım. Eğer öyle bir soru cevabı istiyorsanız yani müthiş bir gösterimdi bence bu. Biraz Tosun'unla oynayalım ya. Vallahi Randle özletti kendini. Bu aliyüpler olsun, pick and roll'ler olsun, ben özledim şahsen. İçeriye girdim, Mozgov yine köşede bekliyordu. Bu sefer olmaz. Bu sefer olmaz yani. Mini LeBron'a karşı mücadele ediyorum var ya bak. Bender mesela şu anda Eric Bledsoe'dan daha çok aktif oynuyor Phoenix oyununda. Ya tabii ki de aktif olduğu zamanlar oynuyor ama bilmiyorum Eric Bledsoe. Şimdilik Luke Walton biraz mantıklı hareket etmiş gibi görünüyor çünkü istediği sistem takır takır işliyor diyebiliriz. Bu arada yani Eric Bledsoe ve takım arkadaşları sessiz kalmaya devam ediyor. Devin Booker nerede onu da bilmiyorum. İçerisi bir anlık boş kaldı ve excellent release, hiç smaca girmedim bile. Çünkü bu tür durumlarda uzun oyuncular karşınızda olduğu zaman smacınız kaçabiliyor çok anlamsız bir şekilde ki. Yani Jared Dudley'in üstünden demeyeyim artık, yanından smaç basamadım bu maçta. Defensive stopper da her rakibimiz top aldığında yanıyor herhalde. Güzel bir rozet olsa gerek, özellikle altın olduğunda çok işe yarıyordur ama altın yapamıyoruz maalesef playmaker olduğumuz için. İçerisi boş kaldı. Bu sefer smacı bastım. İşte Eric Bledsoe 9 sayı 7 asistte, ben 20 sayı 4 asistteyim. Biraz daha asist yapsam iyi olacak. Eric Bledsoe çok güzel, çok güzel savunduk ya. Şu değişmeleri güzel yapıyoruz ya, başka hiçbir şey istemiyorum. Eric Bledsoe 24 saniye biterken atışı isabetli değil. Randle söktü aldı ribaundu, ileride bomboş gidiyorum. Jared Dudley yetişemedi. Kimse yetişemedi. Fark 17'ye çıktı bir anda. Evet, double team servisimiz başladığına göre istediğimiz kişiye asist yapabiliriz.
Ama Justice Young'a asist yapmak istiyorum derken Julius Randle artık ilk 5'teyim mesajını verdi. NBA'in en şanssız oyuncusu Brandon Knight tartışı isabetli değil. Gerçekten geçtiğimiz günlerde inanılmaz şeyler yaptı ama DeAndre Jordan ezdi, maç kazandırıcı turnikeyi kaçırmışlığı var. Çok şanssız bir oyuncu. Julius Randle atmaya devam ediyor. Farkı 22'ye çıkardık Phoenix karşısında. Şu anda taraftar "We want tacos" diye bağırıyor. Hemen bir sesini açayım, duyun. Prez kicks to Young. Bunu anlatayım çünkü neredeyse bütün NBA takımları bu uygulamayı yapıyor. Deplasmana gelen takım 100 sayı barajını aşamazsa ev sahibi takımın bütün taraftarına taco hediye ediliyor. Taco bir yiyecek arkadaşlar. Yani biz şu anda Phoenix Staples Center'da 100 sayı attırmazsak, 100 sayı barajını geçemezlerse bütün taraftara bedava yemek var. O yüzden "We want tacos" diye bağırıyorlar. Ya böyle çok güzel uygulamalar var NBA'de. 100 sayıyı geçemeyebilirler şu anda. 74 sayı attı Phoenix. Setleri oynamaya devam ediyorum. Az önce de bir üçlük attım bunu anlatıyorken. Setler yavaş yavaş oturmaya ve güzelleşmeye başlıyor. Justice Young perdeyi kullandı. Ulan çok güzel pas be. Brandon Ingram atışı isabetli değil ama olsun, girmesin. Şöyle setlere bayılıyorum. Az önceki gibi hücum edelim her zaman. Gerçekten boş şutlar kaçsın. Yine de kızmam, Eric Bledsoe yerleri temizledi. Mozgov bir de perde. Tak, doğdu üçlüğüm isabetli. Son 5 dakika. Şu an taraftarlara tacos vermeyi çok istedim. Çünkü adamlar o kadar hani... Yani zaten bilet fiyatları inanılmaz. Çok hala bağırıyorlar. Ben de sayı atmaya devam ediyorum. Biz 100'ü geçtik. Az önce söylemeyi unuttum sanırım. Eğer ev sahibi takım 100 sayı atamazsa o kural geçerliliğini kaybetmiş oluyor haliyle. Hani yoksa herkese her maç tacos dağıtılır. Taco dağıtılır, öyle düşünün. Bizim yüzü geçip onların geçememesi lazım bu durumda. Siz anladınız diye düşünüyorum ben zaten. Onların bir 19 sayı atması lazım. Aman aman. Barboza da hırs yaptı son dakikalarda. Bender orta mesafeli atışı isabetli değil. 3,5 dakikada 19 sayı atabilirler mi? Yani bence atamazlar. Attırmamamız lazım yani en azından. Şöyle Justice Young'a doğru gideyim de double team'e gelsinler, evet. Yemi yediler ama Justice Young... Ne abi bu sendeki sevda ya? Step back sevdası. Bak, olur da bir gün basketbol edebi bir konu olursa... Ya ilk edebi eser Recaizade Justice Ekrem'den step back sevdası olabilir. Bunu derken de Orange Juice çalıştı. Yani bana bunları dedirtiyorsun ya Justice. Umarım aynı şekilde devam edersin. Herhalde takodan dolayı olsa gerek, taraftar bugün bayağı bir enerjili şu anda. Hemen yine sesini açayım. Lou Williams, Justice Young çok güzel pas attı. O da geçtiğimiz günlerde gerçek hayatta 40 sayı attı. Yenildik o maçta ama yine de çok etkili bir performanstı. İşte en sevdiğim dakikalar bunlar, garbage time oyuncuları. Yani normalde süre alamayan ama böyle fark açıldığında veya rahat bir maçta süre alan oyuncular şu anda sahada. Tabii yine bazıları hariç. Mesela benim tuttuğum oyuncu öyle bir oyuncu oyunda. O yüzden çok rahatım. Justice Young da topu çaldı zaten. Bir fast break şansı daha. İçeriye girdim. Smaç zorla girdi. Yani bir tür şaka mı bu bilmiyorum ama. Taraftarın sesini hala duyabilirsiniz. Vallahi taco değil hocam, bunlara maç çıkışında 1,5 İskender kişi başı benden hediye olsun, böyle desteklemeye devam etsinler derken bak 1,5 İskender'i duyunca ne diye bağırıyorlar. Aramıza yeni katılan arkadaşlar hatırlamayacaktır, bilmeyecektir haliyle. Ama benim silinen videolarım var. Lakers'ta 2K15'te bir kariyerim vardı arkadaşlar. Bu arada blok vurayım derken top çaldım yanlışlıkla. İçeriye girdim ve faul çıktı. Yani oradaki bir bölüm aklıma geldi. Gerçekten bu MVP diye bağırdıkları zaman son ses dinliyorum. İster istemez tüylerim diken diken oluyor. 40. sayımı atacağım MVP tezahüratlarıyla. Just has such remarkable initiative and moves well without the ball.
Both free throws good from Prez. Ve kendi evimizde Phoenix'i 116-87 yeniyoruz. Taraftarlara yemek ısmarlıyoruz ve 1176 VC ile ayrılıyorum bu maçtan. 40 sayı, 7 ribaund, 8 asist, 5 top çalma. 4 sayı, 4 ribaund, 4 asistle tamamlamıştım ilk yarıyı. Big turning point in the game was when you caught fire in the third quarter. How did you come out of the half so hot? Well, you know, I knew that we were going to need to come out of the half with a lot more energy. And that was the key for us. So I think having that extra get up and go, you know, helped me find a rhythm. And I was just able to keep it going. It was quite a performance, man. Appreciate your time. Thank you. All right, D.A. Have a good night, man. You too. Back to you, Kevin. Yeah. That's what I'm talking about. That's how we do it, Prez. That's how we do it. I'm telling you, they got no answer for orange juice. No answer for orange juice, baby. Better luck next time. Maçın adamı seçiliyorum ve maçta yaptıklarım ekranlarınıza geliyor. Gerçekten çok güzel bir maçtı. Vitesi sonradan çok yükselttik ve 40 sayılık bir performansla galibiyet aldık. Geçen videoda sizden rica ettiğim şeyi yapan herkese çok teşekkür ederim arkadaşlar. Ondan önceki bölümlerde de dişim ağrıyor demiştim. Bir sürü eğlenceli ve işe yarayan önerilerinizi okudum. Çok teşekkür ederim tekrardan bu desteğiniz, bu ilginiz ve benim yanımda olduğunuz için. Böylelikle bu bölümün de sonuna geliyoruz ama yine unuttum bak. Bir sonraki bölümde özelliklerimi, crossover'larımı, rozetlerimi ve benzeri şeylerimi göstereceğim. İşte giysilerimi falan her şeyi göstereceğim. O yüzden hatta bir sonraki maçta da bir sonraki videoda da iki maç yapacağım. Bir tanesi New York maçı, diğerini bilmiyorum ama Derrick Rose'a karşı mücadele etmek benim için eğlenceli olacak. Ve böylelikle bu bölümün de sonuna geliyoruz. Videoyu izledikten sonra beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Beni izlemeye devam edin. Takipte kalın.